Evet, işsizlikte tarihi düşüş var dedik. Mayıs döneminde %8.2'ye geriledi dedik. Şimdi bu değerlendirmeleri alacağız işsizlik oranı ile ilgili olarak. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Sayın Ünsal Ban telefon attığımızda. İyi günler Sayın Ban. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ban. Öncelikle 2009-2008 krizinde %16'ları görmüştü aylık bazda işsizlik. Sonrasında düşüş trendine girdi. Türkiye yüksek oranlı büyümeler elde etti ama işsizlik o %9 seviyesinin altını hiç görmemişti 2008'den bu yana da. 2011 seviyelerini şimdi görüyoruz %8.2 düzeyinde. Bundan sonra da işsizlikteki düşüş devam eder mi? Mevsimsel midir? Siz neler öngörüyorsunuz? Efendim, öncelikle çok güzel bir rakam olduğunu ifade edeyim. Hakikaten ekonomik büyüme Türkiye'de gerçekleşiyordu. Özellikle Batı ülkelerine, Avrupa ülkelerine baktığımızda onlarda hem ekonomik büyümeleri düşüyordu hem de istihdam artıyordu, işsizlik artıyordu. Ama Türkiye açısından baktığımızda büyüme rakamlarımız çok iyi, Avrupa ortalamasının üstüne çıktı. Ama bu bir türlü işsizliğe yansımamıştı. Ama geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda %8.2 gibi son 10 yılın en düşük rakamını yakalamış durumdayız. Evet. Tabii buradaki detayları da incelemekte fayda var. Mevsimlik etki var mı? Evet, kısmen bir mevsimlik etki olduğunu söyleyebiliriz. Ama şu ortamda dünyada bu krizler yaşanırken işsizliğin bu oranlarda devam etmesi, hatta bu oranın sürdürülebilirliği bile çok önemlidir. %8.2 şu an için dünyadaki krizle birlikte Türkiye için oldukça iyi görülüyor. Fakat şunu da unutmayalım, gençler arasındaki işsizlik rakamında bir miktar artış var. Evet. Ona da dikkat etmekte fayda görüyorum. Genç işsizlerin sayısında azaltacak bir takım önlemlerin alınması da gerekiyor. Evet, sektörler itibariyle baktığımızda Ocak ayında tarımdaki, özellikle Mayıs ayında Nisan'a göre tarımda 352 bin, hizmetlerde 135 bin, inşaatta 197 bin istihdam artışı gerçekleşmiş. Sanayide ise çalışan sayısında 32 bin azalma var. Yani tarımda çalışan sayısı artmış, sanayide çalışan sayısı azalıyor. Bu tablo ne kadar sürdürülebilir? Tarımla istihdam artmış. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Efendim, Türkiye'de son yıllarda biliyorsunuz tarıma yatırımlar arttı. Tarım ve hayvancılık alanında çok büyük yatırımlar gerçekleşiyor. Artık orada Türkiye bir ölçüye yakalamış durumda. Yani bir ölçüye doğru gidiyor. Sanayide de biliyorsunuz daha çok modernleşme ve bir takım teknolojik gelişmeler bu anlamda da işsizliği artırıyor. Sanayi kesimindeki insanların emek yoğun sektörden bir şekilde katma değeri yüksek ürünlere doğru kaymasına neden oluyor. Burada işsizliğin bu şekilde, daha doğrusu istihdamın azalmasını gayet normal karşılamak lazım diye düşünüyorum. İnşaat sektörüne baktığımızda ise inşaat sektörü mevsimsel, işte biraz önce kastettiğim de oydu. Mevsimsel bir dalgalanmayı ifade ediyor. Fakat inşaatta da şöyle bir şey var. Artık bir yıla baktığımız zaman kışla yaz arasındaki çalışan sayısı arasında çok fazla bir fark olmuyor. Buradan gelecek 1-2 puan var. Belki o işsizliği biraz daha yukarı çekecek ama genelde resmin tamamına bakmak lazım. Ormanın tamamına bakmak lazım. Bizim ağaçlarla uğraşmamamız gerekiyor. Genelde Türkiye ciddi bir istihdam yaratıyor. Bu istihdam yaratmasıyla birlikte de Avrupa Birliği'nin önüne geçmiş durumda. Öyle ki şöyle 1-2 rakam sizinle paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. Lütfen. Mesela Portekiz'de işsizlik oranı 15.4, İspanya'da 24.8, Fransa'da 10.1, Yunanistan'da 23.1 gibi rakamlar var. Bunların hepsini bir araya koyduğunuzda Türkiye'nin geldiği nokta çok açık görünüyor diye düşünüyorum. Evet, bu noktadan sonra zannediyorum yapısal işsizlik Türkiye'nin çözmesi gereken. Çünkü kriz öncesinde de, daha geçmişe de baktığımızda %8'lerin altına nadiren inildiğini gözlüyoruz. Bu noktadan sonra belki bir mesleksizlik sorunu mu başlıyor Sayın Hocam? Bu noktadan sonra başlayacak şey, Türkiye'nin artık temel dediğimiz gibi yapısal sorunları var. Bu yapısal sorunların çözülmesi gerekiyor. İstihdamdaki biliyorsunuz bir takım yükler var. Gerçekten hükümetin son zamanlarda almış olduğu kararlarla bu istihdamdaki yükler de azalmış durumda. Yeterli mi bu? Hala yeterli değil. Özellikle hükümetin biliyorsunuz gençlere ve kadınlara yönelik istihdam destekleri yer aldı. Bunlar da istihdamda çok önemli faktörler olmasına rağmen genel maliyetler içerisinde baktığımızda sanayici hala çalıştırmaktan kaçınıyor.
Buna da dikkat etmekte fayda görüyorum. Türkiye yavaş yavaş emek yoğun, özellikle sanayi için söylüyorum, emek yoğun sektörlerden kaçacak, uzaklaşacak. Bunun yerine daha çok teknolojik ürünlere, teknolojik değerlere doğru gitmesi gerekiyor. Bu anlamda baktığımızda da dediğiniz gibi rakamların buralarda artık sabitlenmesi gerekiyor. Ama Türkiye gibi bir ekonomi için %7 rakamı normal diye değerlendirmek lazım. Evet, bundan sonra düşer mi demiştim başta sorduğum soruya tekrar dönersem. Daha da aşağı seviyeleri efendim, görebilir miyiz? Yani daha aşağı düşeceğine inanmıyorum. Daha fazla düşme ihtimali yok. Çünkü dünyada çok büyük bir belirsizlik var. Avrupa'da biliyorsunuz yaşanan sıkıntılar var. İşte İtalya batıyor, İspanya batıyor. Yunanistan battı, birkaç kez battı hatta öyle diyelim. Bir türlü oralardaki sorunlar çözülmüyor. Türkiye'nin ihracatı Avrupa ülkelerine her geçen gün azalıyor. Bu anlamda baktığımızda Türkiye hep Avrupa'ya yönünü döndüğü için de bu anlamda çeşitli sorunlar yaşanıyor. Dolayısıyla bu rakamların belli bir süre böyle devam edeceğini düşünmemiz lazım. Ama 1,5-2 yıl sonra özellikle Avrupa kaynaklı iyileşmeler geldikten sonra Türkiye'deki işsizlik %5.6'lara doğru geriler diye düşünüyorum. Evet, emek yoğun sektörlerden çıkmamız gerekiyor dediniz. Teknoloji yoğuna geçmemiz gerekiyor dediniz. Bu anlamda Türkiye'nin yetişmiş iş gücü açısından bir hazırlığı var mı? Yoksa uzun yıllar mı alacak bu hazırlık? O kadar güzel bir soru sordunuz ki. Türkiye'de ne yazık ki biraz önce de ifade ettiniz aslında mesleksizlik var diye. Ben bir üniversitenin rektörüyüm. Sık sık bunu yaşayanlardan birisiyim ne yazık ki. Yani işini çok iyi bilen, bu işini özümsemiş veya işiyle ilgili birçok donanıma sahip insan bulmak gerçekten çok zor. Mesela iyi bir bilgisayarcı bulmakta zorlanıyorsunuz. İyi bir tornacı bulmakta zorlanıyorsunuz. İyi bir elektrik teknisyeni bulmakta zorlanıyorsunuz. Burada ne yazık ki 28 Şubat'ın çok büyük etkileri var mesleksizlikte. Türkiye'de bence işsizlikten daha çok mesleksizliği, yani insanların bir meslek sahibi olması konusunda büyük eksiklikler var. Bunun en kısa zamanda giderilmesi lazım. Aksi takdirde Türkiye yurt dışından artık bu anlamda işçi ithal eder duruma gelecek. Nitekim bunu da görüyoruz biliyorsunuz. Mesela ben havacılık ve uzayla ilgili olarak söylemek istiyorum. Türkiye'de onlarca, yüzlerce uçak bakım onarım elemanına ihtiyaç var. Ama Türkiye bunu bir türlü karşılayamıyor. Yine Türkiye'de 1000'e yakın yabancı pilot var. Yine bu anlamda da çok ciddi sorunlar var. Türkiye'nin biraz bu mesleksizliği gidermesi lazım. Aksi takdirde yurt dışından artık yavaş yavaş da işçi ithal eder duruma gelebiliriz. Evet, siz aslında açık olan alanların önemlerini de söylemiş oldunuz. Havacılık, ulaşım, özellikle havacılık kısmında bir eksiklik var. İlaç, bunlar katma değeri yüksek sektörler. Bu alanda Fatma Hanım, Türkiye'nin yönlendirilmesi, devletin yönlendirilmesi lazım. Aksi takdirde bu alanlar katma değeri yüksek olduğu için yabancılar tarafından hızla dolduruluyor. Biraz önce dediğim gibi. Yine yakın yabancı pilotun olması buna en önemli gösterge diye düşünüyorum. Evet, gençlere de bu yönde yol göstermek lazım. Sizin üniversiteniz de bu amaçla kurulmuştu zaten. Diğer alanlarda da artık geçerliği kalmayan alanların bölümleri değil de belirttiğiniz gibi evet, teknoloji yoğun bölümlerin açılmasında ve gençlerin bu alanlara yönlendirilmesinde de fayda var. Kesinlikle efendim. Mesela emek yoğun dedik. Şimdi tekstil sektöründen Türkiye yavaş yavaş çıkacak. Artık tekstilde katma değerli ürünlere doğru bir gidişin olması gerekiyor. Yani bu gelişmiş olmanın bir ölçeği zaten, bir belirtisi. Türkiye gelişecekse bu sektörlerde katma değeri yüksek alanlara doğru kayması gerekiyor. Nedir bu da? Modadır. Nedir bu da? Tasarımdır. Bu anlamda. Ama eskisi gibi klasik makinalarla yapılan bir üretimi düşünmek doğru bir şey değil diye düşünüyorum. Evet, bu anlamda belki Avrupa'daki krizi de fırsat olarak görmekte fayda var. Belirttiğiniz alanlarda Avrupa ülkeleri öndeydi. Burada liderliği de ele geçirebiliriz. Özellikle moda, tekstil alanında da belirttiğiniz gibi. Çok teşekkürler Profesör Doktor Sayın Ünsal Ban, katıldığınız için, ben değerli katkılarınız ederim için. Sağ olun. Sağ olun, iyi yayınlar. Teşekkürler.